Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kaldıran Saltfoot ve bugün sizlerle PC Building Simulator oynayacağız. Yepyeni çıkmış bir simülasyon, yani PC toplama simülasyonu. Bedava bir şekilde erişim sağlanabiliyor. Sitesine gittiğinizde tabii ki de bağış üzerine de oluyor. İsteyenler bağış da yapabiliyor, isteyenler bedava da indirebiliyorlar. Şu anlık bir early access, erken erişim. Daha alfa, beta falan filan, yani çok erken aşamada. Daha neler eklenir bilmiyoruz ama şu anda şu haliyle hemencik oyuna bir göz atacağız. Hepinize iyi seyirler. Ben hayalimdeki PC toplayacağım. Siz de izleyin. Başlıyoruz abi. Kariyer modu vardı ama şu anda yok maalesef ki. Kariyer modu sonradan eklenecekmiş. Yani kariyer modunda şöyle bir şey olacak. Biz bir zincirleme mağazasının, yani elektronik zincirleme mağazasının içerideki çalışan eleman da olabiliriz. Veyahut kendi başımıza bir şeyler yapıp satan da olabiliriz. Onu bilmiyoruz. Ama olayımız şu, bize kariyer anlamında siparişler gelecek. Ve biz o istekler üzerine parçalar toplayacağız. Tamamen müşteri ne istiyorsa onlar vereceğiz kafasında bir şey olacak. Şimdi öncelikle tutorial var diyor. Öncelikle hoş geldin falan diyor. İstersen benim tutorial'ı gözet, istersen de çıkıp kendin yap diyor. İlk başta zaten tutorial'la neyin nasıl olduğunu, hangi tuşların ne işe yaradığını öğrenmekte fayda var ama ben şu anda oyunu sökmüş durumdayım kısmen herhalde. Bir hatam olmaz. Öncelikle yapmamız gereken kasamız bu. Gördüğünüz gibi mis gibi kasa. Şöyle döndürebiliyoruz. Hop. Tabi ters durması lazım. Bayağı bir marka var. İleri dönük bu markalar çoğalacağını tahmin ediyorum. Inventory'den iyi harfe basarak inventory'e gidiyoruz. Ve önce yapmamız gereken tabii ki de şunu kapatayım ben. Önce anakartla kasa arasında bir boşluk olur biliyorsunuz. Ayaklıklar lazım onun içinde. O ayaklıkları da zaten standoff olarak şöyle bağlıyoruz her şeyden önce. Bu, çünkü anakart direkt kasanın üzerine oturmuyor. Ayaklıklar oluyor, orada boşluk oluyor. Hem hava alması için hem de temas olmaması adına. Hey! Sonra tabii ki de anakartımızı yerleştirmemiz gerekiyor. Şurada kısımlar var. Bunlar all items, yani tüm itemler burada, tüm markalar veya parçalar. Motherboard kısmının, Asus'un anakartını tercih ediyoruz. Başka bir seçenek yok. Olsun isterdim açık söylemek gerekirse. Anakartımızı da oturttuktan sonra normalde şu anda vidalarla anakartımızı sabitlememiz gerekiyordu. Ama şu anda tutorial kısmında da kendisi bunu söylüyor. Diyor ki normalde bu aşamada vidalar vardır ama biz şu anda seni bu erken erişim olduğu için böyle hızlıca geçtik oralar ama oyun çıktığı zaman tabii ki de vidalar olacak. Bundan şeyin kuşkun olmasın demiş. Hemencik ondan sonraki işleme tabii ki de power supply. 500 voltluk power supply bağlıyorum. Ondan sonraki işlemimiz ise tabii ki de RAM CPU sırasıyla devam ediyor. Şimdi buradan RAM'i açalım abi. Şöyle basınca açılıyor. Bir zoom in tuşuna ihtiyacım duydum benim. Nedense bir zoom in olsa güzel olurdu. Şuradan memory'den RAM. DDR3'te kalmış. DDR5'e geçti insanlar ya. Şöyle bağlayayım. Şöyle. Mis gibi. Tamam. 4 tanesi oldu şimdi. Ekran kartı mı yoksa işlem, hadi işlemciyi bağlayalım. Şu animasyonu çok sevdim, çok hoşuma gitti, bilmiyorum. Tabi gerisi birazcık tırt yani, CPU dandik bir CPU. Ki genel her şey de öyle bu sistemde şu anda. Anlaşmayla mı alakalı bilmiyorum. Şu IO'yu da şuraya sabitleyelim. Aa, kendisi otomatik sabitlemiş ama. Şuraya bağlıyor olmamız lazımdı, her neyse. Hey, thermal paste, macunu süreceğiz abi. İki tane vermiş macun neden ve sadece nokta olarak sürüyoruz, onu da anlamadım. Şöyle kapatalım hemencik. İşlemcimiz hazır. Tabii ki de ondan sonra işlemcinin stok gelen soğutucusu var. Maalesef ki daha iyisi olabilirdi ki bende de şu an kasada bu duruyor. Böyle bir işlemci soğutucusu var. Yeni sistemde artık güzel bir şey takacağım. Sonraki işlemimiz tabii ki de ne deriz, 680 var. Bir tane. Şu an 500 voltluk bir gücümüz var. Bu güce tabii ki de iki tane SLI, yani SLI yapamazsın veyahut fazla takamazsın ama oyun şu anda o gerçekçiliği sunmuyor. Belki oyun full çıktığında der ki ya bizim 500'ümüz varsa sen kafana göre öyle sokamazsın. Yani 500 volta bu yeterli olur, şu yeterli olur veyahut sana söylemez, sen toplar müşteriye verirsin. Pat diye elinde patlar, o zaman da müşteri der ki ben senden şikayetçiyim kardeşim, paramı geri ver gibi gibi. Senaryosu ne olur? İnsanlar mı olur? Animasyon mu olur? Şöyle bir ofisimiz var zaten, şuradan kapım açılır. Işıklar açıp kapanmıyor.
Biz neden bu kadar kısayız abi? Birimiz niye, boyumuz niye 1.50 bizim? Ben daha yüksek olmam lazım abicim ya. Şurada kutular var. Parçaların kutular tabii ki de. Burada ekstra malzemeler olabilir. Yedekten belki, bilmiyorum. Tabii ki de bu gelişir. Unity ile yapılmış bir oyun. Daha devamı olur. Büyütürüz olayları. Belki küçücük böyle bir noktada başlarız. Ondan sonra ise alanı genişletiriz. Daha büyük. Aynı şey gibi düşün. YouTuber's Life vardı ya. Alanını, evini büyütüyordun. Daha büyük yerlere, ofislere taşınıyordun. Belki onun gibi olur. Yeni yeni kasalar sipariş veririz müşterinin isteğine göre. Kargocu abi gelir, kargosunu imzalarız, bize teslimatı yapar. Bir kenara bırakırız, kutusunu hemencik açar. Sonra buraya getirir, kasar koyarız falan filan. Böyle ince detaylar olabilir. Şu anda tamamen gelişim aşamasında. Bir sürü markayla anlaşabilir, bir sürü işler yapabilir. Tabii onun dışında da başka amaçlar da var yani. Bu hiç bilgisayarla alakası olmayan insanlara birçok şey katacak, birçok şey öğretecek türde bir simülasyon oyunu. Oyun mu desek bunu? Tam oyun da değil ama hard disk 4 tane vermiş. 4 tane, ben de görgüsüz gibi 4'ünü de bağlayacağım. 1 terabaytlıktır diye tahmin ediyorum. 1 terabaytlıktan 4 terabayt, harika abi. Sonra başka ne var? Simple fan. Abi şunu hani, hadi fanları da takalım. Neden 3 tane veriyorken kasada 2 tane yer var, onu anlamadım. Benim kasada şurada bir tane var. Şurada bir tane vardı galiba. Önde 2 tane var, üstte de 2 tane var. Bu kasada birazcık daha sade kalmış. Bunca işlemle bayağı bir ısınacak. Sonra şuradan CD-ROM kısmını açıyoruz abi. Şöyle mis gibi. Oh. Nerede bizim CD-ROM? Şurada olması lazım. DVD. Evet. 3 tane veriyor. Görgüsüz gibi 3 tane takacağım. Bir tane taktınız veya 2 tane taktınız, o boşlukları kapatabiliyorsunuz. Orada da bir kuşkunuz olmasın. Sonra sırada ne var abi? Başka all items dersek. Tamam tamam, drive cover var. Drive cover mu? Bu ne lan? Ne drive cover? Neyin cover bu? Şimdi çözemedim ne olduğunu. Side panel falan filan var. EO shield'ı da taktık. Elimizde bir tane daha mı var, anlamadım. Her neyse, bitti galiba. Ha? Başka eksik ben görmüyorum. Şimdi kablolama sistemine doğru geçeceğiz. Burada bağlama, bağlamama ve kablolama var. Kablolama da tabii ki de şuradan şöyle 12 voltluk güç kablosunu bağlıyoruz. Yoksa yok, o değil. Bu güç kablosu olması lazım. O işlemci bağlantısı galiba. Bu güç kablosu bunun üzerinden tamamen gücünü alıyor. Bazı şeyler de var. Nasıl desem, kendi anakartından alan bağlantılar da var. Onlar birazcık daha güçsüz anakartlar sayılıyormuş. En azından tutorial'da bunlardan bahsediyordu. Ben çok detaylı, çok ince bu işler anlayan bir tip değilim. Onu da söylemiş olayım. Şimdi şurada da bir bağlantımız var. Bu da fan bağlantısı. Hemencik şunu bağlayalım. Nerede bu fan? Heh. Şu fanımıza bağlıyor. Şurada bir tane daha olması lazım bir fan bağlantımız. Bu da öbür fana bağlantıyı kurmuş oluyor, aradaki köprüyü. Sonra şurada 6 pin var. Şurada 8 pinimiz var. Burada aynı şekilde çifte kurduk. Maşallah, canavar gibi PC topluyorum abi. Burada işte burada. Şu neydi abi? Bunlar SATA Power değil. SATA, tamam. Bu da Molex. SATA Power bu tamamen gücü. Bu da bilgisayarla anakartla arasındaki bağlantıyı şey yapıyor sanırsam. Gösteriyor. SATA. Bu da Molex. Veyahut tam tersi. Şimdi hard diskler bağlamamız gerekiyor. Onları unutmadan hemencik bağlayalım. Başka bir şey unutmadık herhalde değil mi? Bu kısımda. Kasaları kapatabiliyoruz. Yanılmıyorsam. Dön bakayım. Şimdi burada. He, arka o hard disk. Ben hard disk diyorum hala yukarıdakini. CD-ROM lan o. Burada hard disk var abi. SATA Power. Bu da SATA. Bunları tutorial'ın hepsinde anlatıyor işte detaylı bir şekilde. Bu işe yarıyor. Bu işe yarıyor. Haberiniz olsun falan gibi. Hayır, o tarafa mı denk geldi? Dur, şunu yakalamam lazım. Tamam, hepsini bağladık. Tabii ki de şimdi kapatmamız lazım. Back panel, burası back panel mi? Burası side panel mi? Niye kapatamıyorum lan? Kapatıyor olmam lazım benim. Belki de şey versiyonda mı kapatıyorum, tutorial'da mı kapatıyorum? Çünkü kapatabiliyorsunuz, erken kapatıyoruz galiba. Ondan mı? Geç mi kaldık biz şimdi? Ha? Hey, niye olmadın sen? Yani şu an PC hazır. Şu an çalışmaya hazır tamamen. Güç kablolarını bağladık.
500 watt da hiç yeterli değil. Yani 500 watt şu an burada yetmiyor. 1000 watt minimum lazım. Bunların hepsini rahatça çalıştırabilmek için, darboğazlık yapmamak için. Çünkü 3 tane CD-ROM tamam bu çok yemez. 4 tane hard disk, en çok yiyecek olan 2 tane tabii ki de GPU'muz var. 4 tane RAM var. DDR3, DDR5'ler geldi artık. DDR5 diyorum. DDR4'ler geldi. DDR3'te kalmışız. Fan sistemler falan bunlar zaten çok yemiyor. Herhalde kapakları da kapatabilseydik. Normalde kapanıyor. Burada kapatamadık. Drive cover. Drive cover şu kısım. Yeni hatırladım. Şunları boşluk olduğunda kapatabiliyorsunuz. Başka bir şey yok. Pastamız var. Macunumuz. Pasta diyorum. Anlayın siz. Back panel, side panel. Stand off bir tane daha şey kalmış. Vida kalmış. Bir de bir tane daha fanımız var. Bu kadar abi. Yani sistem şu anda hazır. Burayı bağlayıp kontrol edebiliyoruz aşağı yukarı nedir ne değildir diye. Şimdi oyunun amaçta da şey şu, görüyorsunuz yukarıda para var. Bize müşteri gelecek diyecek ki bana şu sistemi topla ya veyahut şöyle bir ekran kartlı bir sistem topla. Biz onun en doğru şekilde toplamaya çalışırız. Tabii ki de verdiği paradan birazcık daha kar arttırarak, şurada orders kısmı var. Bizim müşterilerimizin verdiği siparişler kısmı. Müşterilere vakit olacak büyük ihtimalle, o vakit diliminde zamanında yetiştirmeye çalışacağız. Hoş bir oyun olur bence. Bayağı bir çekişmeli, rekabetli olur. Zamanı karşı oynamak hoş olur. Ama şimdiki şu haliyle tabii ki de şeylere çok hitap ediyor. Diyelim okullara, kurumlara, bu tarz işlere ilk defa atılan insanlara böyle bir ne yapılır, nasıl yapılır yoluyla öğrenmesi için hata yapmadan, kaza yapmadan bir nevi erkenden öğrensin kafasında eğitici bir şey olabilir. Misal okulda informatik, bizde informatika diye geçiyordu. Sizde bilmiyorum. Bilgisayar dersi kısaca abi. Bilgisayar derslerinde misal bunu premium versiyonunu satın alıp okulda eğitim verilebilir. Yani sistem konusunda nedir ne değildir. Orada detaylı yazıyor. Sen de onu Türkçeleştirip okuyabilirsin. Veyahut onlara şöyle bir Türkçe yaparsan oyununu ben satın alacağım diyerekten bir şeylerle ortak bağlantı yapılabilir. Çok faydalı bir oyun diyebiliyorum ben. Ya bana göre öyle geliyor. Nasıl Minecraft bazı ülkelerde, okullarda, kurumlarda çocuklara eğitim amaçlı kullandırılıyorsa bu oyunda aynı şekilde öyle bir fayda sağlayabilir gibi düşünüyorum ben. En azından bizim için de bir fayda. Ben bile şu anda bu oyunu oynadığımda bilmediğim birçok şey öğrenmiş oldum. Çünkü ben genelde şeyine bakıyorum abi. Güçlü mü, iyi mi, performans farkı nedir? Yüzdelere, istatistiklere bakarak bir şeyler seçebiliyorum. Birazcık da keyfime işte şunun görüntüsü daha iyiymiş falan filan ama içine detayına inemiyorsun. Detayında bu ne kadar hızlı, ne kadar güçlü, ne kadar güç tüketiyor işte, ne kadar verimli çalışıyor falan filan olaylarını çok bilmiyorum. Ama bu oyun hepimize bir şeyler öğretecek gibi. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu sevdiyseniz, beğendiyseniz kesinlikle beğeni paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza yenisiniz bedava bir şekilde abone olabilir. Beni Instagram, Twitter'dan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve her zamanki gibi benimle kalın.